Evet, selamlar. Dur bir dakika. Merhaba. Yine ben Kayda. Evet, güzel bir müzik haldeyiz Şahlar Bey. Sizleri de gördük, özledik. Yeni yılınız kutlu olsun öncelikle. Mutlu seneler olsun. Teşekkürler. Türkiye'ye. Hızlı bir 2024 başlangıcı oldu. Dünya gündemi çok yoğun. Umarım ülkemiz için huzurlu, hayırlı bir yıl olur. Aslında çok ısrarlı, ben açıkçası pek bir fikrim yok. Ama çok heyecanlıyım ben de. Çok fazla böyle oyuna gidemiyorum, sosyalleşemiyorum ama güzel bahaneyle bu oyunu da izlemiş olacağız. Bir yandan da çalışmalar devam ediyor efendim. Dastas'ta sahne var. Şimdi ben de provadan geldim. Ceyla Altman, yönetmenimiz Taner Tülçay ile beraberdik. Bizim de cumartesi çıkacak oyunumuz. Herhalde bizim de böyle güzel bir gala gecemiz olacak. Sizleri de bekleriz. Biz de merakla bekliyoruz. Yılbaşı nasıl geçti peki? Neredeydiniz yılbaşı? Sakin evde böyle hep beraber. Tombala oynadık. Gerçekten tombala oynadık. Yani size çıktı mı? Şanslı mıydınız yani? Hiç. Yani çinko bile çıkmadı. Büyük şanssızlık olmuş. Son olarak 2024'ten beklentilerinizi alalım. Sonra da sizi uğurlayalım. Valla yıllardır yapmak istediğim sinema projelerini inşallah bu sene yapacağım artık. Biz de merakla bekliyoruz. Tek beklentim o. Hani kendi adıma. Onun dışında ülkemiz için huzur, sağlık, huzur. Son olarak Dağ serisinin devamı sonradan gelecek demiştiniz ama... Ya o konuda artık ben çok mahcubum. Yıllardır insanlara söz vermiş bulundum. 2023'te çıkacak diye bir türlü olmadı. Ama Alper'in şimdi daha güzel projesi var. Göktürk diye. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacak. Sıra bize gelirse Dağ 3 olarak. Dağ 3'ü de yapmak istiyor Alper'in ileride. Son dönemde beğendiğiniz, izlediğiniz bir proje var mı? Haberlerini alıyorum da hiç bakamadım. MasterChef izliyorum. MasterChef Esra'yı kutluyorum burada. All-Star'ın şampiyonu. İnanın yani bildiğim bir şey değil, o yüzden hani ne desem boş. O konuda yorum yapmayayım. Zaten yorum yapanlar var. İnanın bildiğim bir şey değil. İzleyeyim, öğreneyim, bir gün konuşalım. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş geldiniz, teşekkürler, sağ olun. Evet, Salih Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel bir akşam, güzel bir gün. Sen neler söylemek istersin? Çok iyi canlıyım arkadaşlarımız adına. Türkiye'de müzikal biliyorsunuz biraz zor yapılan bir iş. O yüzden her yapana da böyle destek vermek aslında biraz boyumuzun borcu. O yüzden de onların da çok heyecanlıyım. Seyirci adına umarım çıkışta çok mutlu olacağım. Ki bu kadar güzel temalı, bu kadar iyi müzisyenlerin olduğu bir işle buluşacak şekilde gelecek. O yüzden bu kadar. Her projeniz çok konuşuluyor. Neden yapıyorsunuz? Nasıl bir projeler? Yani şu an sadece televizyondaki direkt iş dizisi var. Onun dışında tiyatro oyunları var. Aydınlık Evler ve Fanatik. Zaten yetiyor şu anda. Bayağı da güzel. Yani. Pardon. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir oyun. Bizi bekliyor gibi bir his var içinde. Bir müzikal. Peyk'in de prodüksiyonunu yaptığı Hamiyet müzikali. Çok heyecanlıyız. Umarım seyirciyle güzel bir kavuşma yaşar bu sezon boyunca. Önümüzdeki sezonlarda da. Çok teşekkürler. Uzun süredir göremiyoruz sizi. Neler yapıyorsunuz? Oyunla ilgili konuşalım hocam. Oyunla ilgili. Sizi her zaman göremiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Oyunla ilgili önce de efendim şunu çok merak ediyoruz. 2024 size bol sağlık ve huzur getirsin öncelikle. Sağlık durumunuzun iyi olup olmadığını soranlar çok oluyor. Biz iyi olduğunu biliyoruz ama sosyal medyada ve haberlere baktığımızda öyle bir sağlık problemi yaşıyor musunuz? Sonradan tekrar da oyunla ilgili konuşabiliriz. Yok. İyisiniz. Oyuna dönelim efendim. Güzel bir müzikal. Neler bekliyor bizleri? Arkadaşlar. Hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlarımızın oyunu. Bir fikrim yok aslında bakarsanız. Ama hissim var ve güzel olacağını tahmin ediyorum. Umarım dediğim gibi seyirci de beğenir. Bizi çok farklı karakterlerde de gördük mesela. Uysallar projesinde çok farklı bir karakteri canlandırdınız.
Daha sonraki projelerde peki bizi bekleyen bir şeyler var mı? Şu an yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şahin bizi çekecekmiş. Kim var? Yusuf Bey'in ilk ayda bizi çekeceğiz. Yokum baba orada. Eyvallah. Sağ ol. Hemen burada da evet, bir şey. Nereye gidiyorsunuz? Ben de alayım abi. Hem Atlas'ta inandık gibi inanılmaz yetenekli oyuncuların bir arada olması inanılmaz bir iş. İnşallah çok güzel oldu. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi, geçen hafta kendi düşen ağlamaz final yaptı. Şimdi önümüzdeki projelere bakacağız. İnşallah bir tiyatro projesi olacak. Tekne hayatınız var mı? Evet. Tekne hayatı güzel gidiyor. Vallahi işte deprem fobisinden sonra hele iyice çok iyi geldi bana. Kalamış'ta hayat güzel. Biraz işte şu kış şartları biraz ağır geçiyor ama olsun, iyi gidiyor. Peki oynadığınız dizide size gelen tepkiler nasıldı? Veya sizi Aras Bulut'a benzetiyorlar mı? Kameralara bakarak konuşursak. Vallahi evet, yani benzetiyorlar. Ona benzemek... Biz Aras'la birbirimize benzetmiyoruz birbirimize ama yani... Aras da bize herkes benzetiyor. Ona benzemekten övünür müsün? Yoksa şey mi yaparsın? Abi tabii ki de övünürüm. Aras benim çok sevdiğim bir abimdir. Çok kıymet verdiğim, saygı duyduğum bir oyuncudur. Valla inşallah onun iş azmi, onun iş ahlakı benzesin tipimizden çok. Çok takdir ettim. Çapkınlığı benzemesin mi? Hiç öyle bir şey görmedim. Yıllardır tanırım, öyle bir şeye şahit olmadım. Peki, teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, buyurun. Evet, İsmail. Merhaba. Evet, valla Hüsa'yı ne zaman olur sizi izlemeye gelemiyorum. O yüzden bugün böyle, şu an mutluyum yani. Böyle bir müzik kaleye gideceğim için. Ben de iyiyim işte. Set yolunda her şey devam ediyor. Gidiyorum. Koşturmada devam ediyor. Sizin de gayet güzel bir zamanda bir sürü bakan bir silahlar şu an en basic ve en kolay bulunabilen bir sürü yapacak yerden geldi. Sizden de böyle katılar için bir sürü bir sürü teşekkürler. Çok sağ olun.
bunu söylüyorum. Evet, akşam Hamiyet oyunu. Öncelikle pek benim ilk çıktığı günden beri hayranlıkla dinlediğim bir grup. Hatta üyelerden bir tanesi bizim ekibimize de emek veriyor. Aynı zamanda diğer bir üyesine de albüm yaptım. Yani çıktığımdan beri herkese şahane bir grup keşfettiğimi anlatıyorum. Bugün onların çok büyük ve kıymetli bir projesini Galas'ında buradayız. Çok heyecanlıyım. Eminim çok güzel bir iş çıkacaktır. Onlara destek olmak için ve biraz da sosyalleşmek adına buradayız. Keyifli bir gece olmasını diliyorum. Akşam da kızınız yalnız olarak mı? Evet, o aslında tatile denk geldi Londra'da ama denk düştü ve o yüzden iş gitti bana. Hatta o yüzden buradayız. Kendisi Londra'ya mı taşıdı? Hayır, şimdi. Okulu orada, evet. Sizin orada mı süreçti? Göremiyorsunuz. Asıl zorla o yaşıyor bence. Çok özlem duyuyor musunuz? Duymaz olurum. Telefon gelişti. Özlem ve kaygı karışık yoğun duygular yaşıyoruz ama aslında zorlu kendisi çekti ve yani çok büyük emekler sarf ediyor. Artık yolun sonunda da taşıdığı yok. Umarım bütün evlatlar sizin başına olmuştur. Gelecek için tavsiyelerin var mı? Sizin gibi böyle bir sanatçı olmasını ister misiniz? Valla bence gençlerin çok tavsiyeye ihtiyacı yok artık. Onlar daha özgüvenliler, kararlılar ve ben sadece onun mutlu olmasını istiyorum. Diğerlerini o halledecekler zaten. Feridun Bey, siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Yeni bir albüm çalışması var mı? Herhangi bir şey çıkaracak mısınız? Ben iyiyim. Yani çok kendi tadında konserlerimiz vardı ama kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Evet, çünkü çıkardığınız her şarkı tutuluyordu. Özellikle o bir kuş konserleri var. İşte o benim şarkım değil. Değil. Alev alev. Yine yakalandınız. Alev alev. Ya oluyor, evet. Yani ben bazen onun sistemini yapıyorum. Çok çok fazla şarkı yazdım ama birkaç tanesi biliniyor. Gençlerin tercihleri çok değişik ama bu hep böyleydi aslında. Kendi halimize takılmaya devam ediyoruz. Evet, ama çıkardığınız her albüm mesela şey oluyordu, beğeniliyordu, tutuluyor. Ya ben bir de hani hatırlıyorum böyle gece yarısı açarlardı. Ya şöyle söyleyeyim, ben 20 yaş altında birisi beni tanıyorsa ve şarkılarımı biliyorsa ona gerçekten sarılıyorum. Çok değerli bir şey çünkü. Evet. Bu yol çok güzel bir yol. Devam edecektir ama çok öyle sayılara, popülerliğe falan bakmıyorum, hiç takılmadım. Evet. Her şey yolunda gidiyor aslında. Bunlar böyle. Çok teşekkür ederim. Siz şu anki müzik piyasasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni şarkılar, şarkıcılar ya da ortamı? Bir takipçi değilim. Her şey bir emek içeriyor. O yüzden şimdi çok bilgili olmadığım konularda ama takip etmiyorum. Yani şey, birçok ismi duyuyorum. Hatta o kadar popülerlermiş ki ona şaşırıyorum. Aslında hiç takip etmiyorum. Bunlar böyle. Peki şu anda rapi nasıl şarkılar var mı? Yani şarkıcılar var mı takip ettiğiniz? Son dönem. Ya benim son yakaladığım gruplar işte bu adamlardı, yüz yüzeyken konuşuruz, onlar bile aslında kıdemli hale geldiler. Yenilerden bu Serena ile şarkı söyleyen Mert, o çok sıcak bir çocuk, onu sevdim, enerjisini sevdim ama dediğim gibi hiç takip etmiyorum. Depoyu nasıl buluyorsunuz? Ya bir şeyler alacağız abi size. Yani biliyorum, bilmek durumunda kalıyorum ama benim tarzım değil. Yani ben biraz daha edebi ve derinlikli şeyler yazıyordum. Her zaman eskileri özlemle anıyor insanlar. Yenilerden pek ümit bulamadıkları için diyorlar. Eskilerde şarkı yapmıyorlar. Yeni şarkılar gelecek mi? Duygu işi midir bu? Olmamasının sebebi nedir? Toplumsal psikolojiyle mi alakalı? Çok uzun bir şey aslında. Çok doğru bir soru sordunuz. Benim de içimde çok kavgasını ve çelişkisini yaşadığım bir şey. Yani herkes sırasını yaşıyor bence. Durumlar böyle. Hepsinin yolu açık olsun. İçten yazan ve insanlara dokunan şarkılar yazanlar kalıcı olacaktır. Kendi şarkılarını yazanlar sonsuza kadar yollarına devam edeceklerdir. Benim tek kriterim bu. Hepinize çok teşekkürler. Peki bize bir müjdeli bir haber vermediniz. Çıkacak mı? Yeni bir şey gelecek mi efendim? Bunu duyalım da ben takip edeyim. Ya ben hem kendi şarkılarımı yeniden yapacağım hem de çok sevdiğim, hani ben üniversite grubunda bir şarkıcı olarak başladım müziğe. Uzun yıllar önce takdir ederseniz. O zamanlar söylediğim şarkılar işte Barış Manço'lardan, Cem Karaca'lardan yakışan şarkıları tekrar yapmaya çalışıyoruz. Sessiz sedasız. Çıkınca paylaşırım.
Ya işte ben az önce bir kuş konusunu dedim ya, o benim değil dediniz ama siz seslendirdiniz sonuçta. Bunu söylediniz şarkıda. Ya yani. Evet, şu oluyor beni hani genelde tanımakta zorlanıyorlar. Yanıma şüpheyle yaklaşıyorlar. Yo. Siz Feridun musunuz? Evet benim diyorum. Ben sizin bir şarkınıza çok biliyorum diyorlar. Ben biliyorum hangisini diyeceklerini. Ve bir kuş konusu diyorlar. Mesela o bir latife yani. Evet. Bizim şarkımız tabii sonuçta hepsi ama durumlar böyle. Umarım herkes için güzel bir yıl olur. Çok teşekkür ederim. Özlemişim daha çok. Çok güzel. Sağ olun. Evet, Berkay Bey. Evet. Merhabalar diyelim. Merhabalar. Güzel bir akşam Hamiyet Müzikal'in oyunundayız. Neler söylemek istersiniz? Çok merak ettiğim bir oyun. Sevgili Aslı İlhan'da, Ezgi Çelik, yazarı Deniz Madanoğlu, Peyk. Benim çok sevdiğim bir grup zaten. O yüzden yönetmeniz çok kasıtlı oldu. Merak ediyorum oyunu. Neredeyse bütün sevdiklerim sahnede. Heyecanla gireceğiz, izleyeceğiz. Söyleyeceklerim sana. İyiyim, yolunda her şey. Benim de oyunum çıktı, uykusuz bir rüya sahilim 4 Ocak'ta. Onu oynamaya devam ediyorum. Çekimler devam ediyor. Her şey yolunda. İlişkiyi soralım, nasıl gidiyor? Her teşekkür şey yolunda ederim. Mı? Teşekkür ederim, sağ ol. Teşekkür ederiz.